Merhabalar herkese. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz iple markasını da vereyim hemen. Natural Jute Twin diye Lamia'nın bir ipi. Jute ip diye her yerde bulabilirsiniz aslında. Markası farklı ama genelde jute ipler aynı oluyor. Şimdi bir çanta, portföy çanta yapmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Şöyle 40 tane zincir çektim. Şu şekilde. Tığımda 3 numara. Biraz daha kalın tığla yapılabilir ama ben 3 numarayı tercih ettim. Biraz sağlam olsun, sıkı olsun diye. Sert dursun diye daha doğrusu. Şimdi 40 zincirin üzerine modeli kurmaya başlayalım. Önce sık iğne yapıyoruz zaten. Şimdi 40 zincirin üzerine bir zincir daha çekiyorum. Bu modeli istediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz. Bitişinde zaten anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şimdi 40 zincirin üzerine bir tane daha zincir çektik. Hemen yanındaki dönüyoruz buradan. Yanındaki bir o son çektiğimiz bir zincirin yanındaki zincirin içine giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi aynı zincirin içine bir kez daha giriyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Başlangıç ve birleştirme noktam burası olacak. Şurada 3 tane sık iğnem varmış gibi görünüyor. Şimdi sırayla her zincirin içine batarak sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle tek katına girerek sık iğne yaparak zincirin sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, şimdi bu şekilde zincirin sonuna kadar gelelim. Oradan birlikte dönelim. Evet, zincirin sonuna kadar geldim ben şimdi şu şekilde bir sık iğnemiz oluştu. Şimdi son zincire batmadım bakın. Son zincirin içine giriyorum şimdi. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı zincirin içine batarak. 2 3 Son zincirimizin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu tarafa doğru dönüyoruz. Her trabzanın karşılığına gelecek şekilde tekrar zincirin diğer tarafına yine sık iğne ile devam ediyoruz. Şu ipimizi de başlangıç ipimizi de bu arada yediriyoruz. Her sık iğnenin karşılığına gelecek şekilde sık iğnemize devam edelim. İpi de sonuna kadar getiriyorum. Tabii sık iğnelerimizi birini bol birini sıkı yapmayalım. Hep aynı ölçüde olursa bu kısım daha düzgündür. Evet. İpimizi şimdi şuraya kadar taşıdık. Şuradan artık rahatlıkla tamamını kesebiliriz. Son zincire 3 tane sık iğne yaptık ve döndük. Şimdi her sık iğnenin yine karşılığına sık iğne yaparak zincirimizin diğer ucuna kadar devam edelim. Evet, şimdi bu uca gelelim, sonra birlikte dönelim. Evet, şimdi diğer sıranın sonuna geldim tekrar. Komple sık iğne yaparak. Şimdi şurada bir tane daha sık iğnem var. Onu da yapıyorum. Burası birleştirme nokta. Şimdi geliyoruz buradaki sık iğnenin tepesine. Birleştirdik. Bir tane zincir çekiyorum. Birleştirdiğim yerim belli olsun diye. Şimdi buradaki sık iğnenin her bir sık iğnenin üzerine ikişer defa batıyoruz. Aynı yere iki defa batıyoruz. 2 Şimdi bir diğerine 1 2 Bir sonrakine yine 1 2 Evet, burası biraz sıkışık olduğu için şimdi ekleme yerimiz burası. Altta 3 tane sık iğne yapmıştık köşeye. Her birinin üzerine ikişer defa batarak 6'ya çıkarmış olduk. Şimdi devam ediyoruz. Aynı şekilde
Sıradan sık iğnelerin üzerine batarak diğer ucumuza kadar gelelim. Evet, bu son artırmamız olacak. Diğer köşede de aynı işlemi yapacağız. 3 tane sık iğnenin üzerine ikişer tane yapacağız. Her sık iğnenin üzerine ikişer tane yaparak 6'ya çıkartacağız artırma işlemini. Şimdi başına kadar tekrar sık iğne yaparak gelelim ve dönüşü birlikte yapalım. Pardon, birlikte yapalım. Evet, şimdi diğer sıranın da sonuna geldik. Şurada bakın 3 tane sık iğnemiz var. Geliyoruz buraya, ilk sık iğnenin içine batıyoruz. 1, tekrar aynı yere batıyoruz. 2, artırmış oluyorum. Şimdi ortadaki sık iğnenin üzerine batıyorum. 1, tekrar aynı yere batıyorum. 2, şimdi bir sonrakine yine aynı şekilde sık iğnenin içine bir kez batıyoruz. Bir sık iğne, aynı yere tekrar batıyoruz. Toplamda 6 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi sırayla tekrar devam ediyoruz. Şimdi birleştirme yerine kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Bu sıradan sonra artırmamız yok. Birkaç sıra daha sık iğne örerek devam edeceğiz. Zaten çantamız kendiliğinden yukarıya doğru dönmüş olacak artırma yapmadığımız için. Evet. Şimdi devam edelim yine. Diğer köşeye gelinceye kadar sık iğnemizi yapalım. Şurada birleştirme işini yapacağız. Evet, tekrar şimdi diğer kenara geldik. Burada dönüşte artırmamızı yapmıştık. Şimdi son sık iğneyi yapıyorum kenardaki ve burası birleştirme yerimiz. İsterseniz buraya bir işaret de takabilirsiniz. Ben bir zincir çektiğim için belli oluyor diye takmıyorum. Şimdi şu şekilde birleştirdim. Ve bir tane zincir çektim burada. Zincir çektiğim yerin dibine tekrar batıyorum. Zincir çektiğim yerine dibine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi sırayla her sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Artık burada artırma yapmıyoruz. Her sık iğnenin üzerine bir tane yapıyoruz. Köşede sadece dediğim gibi ilk önce zincirin üzerine 3 tane sık iğne yaptık. Bir sonraki dönüşte o 3 tane sık iğnelerin üzerine ikişer tane batarak 6'ya çıkarttık artırmayı. Şimdi 3. sırayı dolanırken hiçbir şekilde artırma yapmıyoruz. Yalnız şurada birleştirme yerimizi atlamamamız gerekiyor. Buraya dediğim gibi isterseniz bir işaretleyici takabilirsiniz. Şimdi hiçbir artırma eksiltme yapmadan komple döne döne sık iğne örmeye devam ediyoruz. Şimdi gelelim diğer uca kadar yine örerek orada birlikte. Evet, şimdi bir diğer köşemize kadar ilerledim. Yine bu köşemizi de dediğim gibi hiçbir artırma yapmadan şöyle her sık iğnenin üzerine batarak ilerliyoruz. Fazladan hiçbir yere batmıyoruz. Sadece sık iğnelerin üzerine batarak dönüyoruz. Birkaç sıra sonra zaten burası kendiliğinden şu şekilde dönmeye başlayacak. Şimdi bu yönümüz, döndüğümüz yüzün bize bakan tarafımız çantamızın düz tarafı. Çanta şu şekilde
dönecek. Tabii artırma yapmadan ördükçe bu kendiliğinden oluşacak. Şimdi bu şekilde sık iğne yaparak devam ediyoruz sadece. Yapmamız gereken hiçbir şey yok. 3-4 sıra kadar daha sık iğne yaparak dolanacağız. Bu alt kısım, taban kısım istediğiniz büyüklükte de yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi şöyle geldiğimizde burada birleştirip tekrar bir zincirle yukarı çıkıyoruz. Şimdi buraya tekrar gelelim, birlikte yapalım. Evet, şimdi diğer köşeye kadar yine geldik. Bir tane daha sık iğnemiz var burada. Onu da yapalım ve burada birleştirme noktasında bir sonraki sık iğnenin içine giriyorum. Birleştirdim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Aynı sık iğnenin dibine batıyorum zincir çektikten sonra. Yine şimdi birleştirme noktamız burası oldu. Ve sırayla yine devam ediyoruz. Döndük köşemizi. Komple sık iğne örmeye devam ediyoruz. Şimdi 4 sıra kadar daha sık iğne yapalım. Bu şekilde yapmamız gereken hiçbir şey yok. Sadece dolana dolana sık iğne yapacağız. 4 sıra daha yapalım. Birleştirme yerini kaçırmayalım yalnız. Evet, şuradaki birleştirme yerini kaçırmayalım. Her defasında. Çünkü örüp gidiyoruz. Bazı arkadaşlar öyle de örüyor da sonra da bunları sert oldukları için aynı hizada tutmamız zor oluyor. Ve sık iğnelerde de kayma oluyor. O yüzden birleştirerek yapıyorum ben. Şimdi çantamız bu şekilde ördükçe yukarıya doğru dönecek. Evet, portföy için de biraz büyük oldu sanki ama büyük portföy olur bu da, ne yapalım. Bu şekilde ördükçe kendiliğinden dönecek. Şimdi 4 sıra daha sık iğne yapalım komple. Sonra üzerine modeli kurmaya başlayalım. Evet, şu aşamada tekrar göstermek istedim. Gördüğünüz gibi kenar kısmı kendiliğinden yukarıya doğru kıvrıldı. Diğer kenarımız da aynı şekilde. İki kenarımız da aynı şekilde şu şekilde yukarıya doğru kırılması gerekiyor. Şimdi genelde hata yapılan yer bu birleştirme yerinde hata oluyor. Aynı anda kıvrılmıyorsa eğer şurası iki kenar daha doğrusu aynı anda yukarı kıvrılmıyorsa şu şekilde bir yerde hata var demektir. Burada bir ipucu birleştirme yerinde genelde hata yapılıyor. Şimdi şurada sona kadar geldik. Şuraya bir kez daha batarsak burada artırmış oluruz. Hemen buradaki sık iğnenin içine girip birleştirmemiz gerekiyor. Tekrar şimdi bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Ve devam ediyorum. Ama eklerken şuraya hemen yanına bir kez daha batmıyoruz. Şuradayken bu tarafa eklememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde yine örmeye devam ediyorum. Toplamda şu anda sık iğne sayım zincirden itibaren şöyle. Şimdi ortada zincir de belli olmuyor. Zincirden itibaren 6 sıra sık iğne ördüm. Bu tarafta aynı şekilde 6 sıra. Şimdi bu dediğim gibi buradaki uzunluğu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben şimdi 2 sıra daha yapacağım. 8 sıra olmuş olacak toplamda. 8. sırada modeli koyacağım. Şimdi 2 sıra daha yapalım. Sık iğne ile dolanalım etrafında. Bir üste geçelim. Evet, sık iğneleri tamamladım. Şimdi dediğim gibi toplamda 8 tane sık iğne yaptık. Şimdi o şuradan başlayarak sayması yanı zor olur. Şöyle orta kısmını tutup
Sayarsanız sırayla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yani bu demek oluyor ki 8 sıra bir tarafta, 8 sıra da bir tarafta var demektir. Eğer sırayı birleştirmeyi kaybederseniz bu şekilde de sayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde kenarları da gördüğünüz gibi kıvrıldı yukarıya doğru. Çantayı komple bütün olarak bitireceğiz zaten. Şimdi buranın üzerine bir modeli koyalım. Şimdi birleştirdiğimiz yerde ipimiz birleştirdim ve üç tane zincir çektim birleştirdiğim yerde. Tığın başını bir kez doluyoruz. Aynı zincirin dibine batıyorum. Bir, iki defa alıyorum. Diğer ilmeği tığda bırakıyorum. Yani üçlü trabzan yapacağız buraya ama üçüncü de birlikte toplayacağız. Tekrar bir kez doladım. Şimdi aynı boşluğa tekrar batıyorum. Aynı sık iğnenin içine. İki defa çekip bırakıyorum. Şimdi tekrar tığın başını bir kez doluyorum. Bu sefer bu sık iğnenin içine 3 tane yaptım. Sırayla şimdi 1, 2, 3. 3. sık iğnenin içine batıyorum. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. 3 defa. 1. Bir kez doladık. Tekrar 1, 2 çektim. Bir kez doladım. Aynı sık iğnenin içine batıyoruz. Şu şekilde tığımda 6 tane trabzanım kalacak. Arada 2 tane sık iğne atladık. Şöyle alıyorum. Hepsini birden çekiyorum. Şimdi bir zincirle sıkıştırıyorum. Tekrar 2 zincir daha çekiyorum. Toplamda 3 tane zincirim olmuş oldu. Evet, şimdi tekrar tığın başını bir kez doladık. En son yaptığımız üçlü trabzanlar, 3 tane trabzan yapmıştık buradaki sık iğnenin içine. Aynı sık iğneye tekrar batıyoruz şimdi. Şuraya aynı yere tekrar batıyorum. Kenarı yapmak biraz zor oluyor ama döndüğümde daha iyi anlayacaksınız. Evet. 2 defa çekip bırakıyorum. Tekrar bir kez doladım. Aynı sık iğneye bir kez daha batıyorum. Yine 3 defa batacağız. 2 oldu. Tekrar doladım. 1, 2, 3 oldu. Şimdi toplamıyoruz. Bir kez daha doluyoruz. Şimdi tekrar sayıyoruz. 1, 2 tane sık iğne atlıyoruz. 3. sık iğnenin içine girerek 1, 2. Yine aynı şekilde 3 tane trabzan yapacağız buraya da. Şöyle tutalım. Evet, ikinci yaptım. Tekrar doladım. Üçüncüyü yaptım. Ve hepsini birlikte çektim. Bir tane sıkıştırmak için. Bu sıkıştırmak için dediğim zinciri de çok sıkı çekmeyelim. Çünkü dönüşte bu zincirlerin içine batarak tekrar trabzan yapacağız. Bir, iki tane de zincir çektim. Evet, şu şekilde köşeyi dönmüş olduk. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz, ilerliyoruz. Şimdi kenarda tam net gösteremedim. Bu kenarda daha iyi anlayacaksınız. İki zincirimizi çektik. Şu en son yaptığımız üçlü trabzandaki şu sık iğnemize şuraya tekrar batıyoruz. Tekrar buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. Tığın başını doladık, aynı yere batıyoruz. 1, 2 defa çekip bıraktık. Tekrar bir kez doladık, aynı yere yine 3 tane olacak burası. 2, 1, 2 çektik. 3 tane trabzanı aynı yere yaptık. Şimdi bir kez yine tığın başını doladık. Bu sefer sık iğne atlıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyoruz.
Aynı işlemi tekrar ediyoruz. İki defa çekip bırakıyoruz. Bir, iki. Tekrar bir. Önce bir ilmek alırım, sonra iki ilmek. Şimdi yine gördüğünüz gibi tığda üçer, altı tane trabzanımız var. Hepsini birlikte yine şöyle kapatıyoruz. Bir zincir, tekrar bir, iki. Yani toplamda şurada üç tane zincir çekmiş oluyoruz. Evet, yine devamımız aynı şekilde. Son yaptığımız üçlü trabzanın dibine tekrar batıyoruz burada. Evet, şimdi çantayı tutması biraz daha zor oluyor ama şöyle buruşturuyorum. Aynı yere batıyorum. İki çektim, bıraktım. Tekrar aynı yere batıyorum. Yani bir tane sık iğnenin içinde aslında altı tane trabzan yapmış oluyoruz. Şurada bir sık iğnenin içine altı tane hem bu tarafta hem bu tarafta trabzan yapmış oluyoruz. Şimdi tekrar doladık. Bir, iki atlıyoruz. Üçüncü sık iğnenin içine batıyoruz. İki defa çekip bırakıyoruz. Bir, iki. Tekrar bir, iki. Yine hepsini birden alalım ve kapatalım. Şöyle bakalım nasıl görünüyor. Evet. Bu şekilde komple ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine de yine aynı modeli tekrar edeceğiz. Şimdi birkaç tane daha birlikte yapalım. Şimdi bir zincirle, pardon dönmüş, bir zincirle sıkıştırdık. İki zincir daha çekiyoruz. Yani toplamda üç zincir. Geliyoruz şimdi aynı sık iğnenin içine tekrar batıyoruz. İki defa çekik bıraktık. Tekrar yine aynı şekilde. Evet, bu iple oldukça sert oluyor bu model. Tekrar doladık. 1, 2, 3. Üçüncüye baktık ama bitmişe de güzel oluyor. Tabi örmesi biraz bizi zorlasa da modelin bitmişi gayet hoş duracak eminim. Şimdi tekrar hepsini birden çektik. Bir zincir çektik. Sonra bir, iki daha çektik. Üçe tamamladık. Komple bu şekilde çantanın etrafını dolanacağız. Tığın başını doladık. Yine en son battığımız sık iğnenin içine girdik. Üç tane trabzanımızı yapalım. 2 oldu. Tekrar aynı yere batıyoruz. Ve 3. Şimdi toplamadan tekrar tığın başını doladık. 1, 2, 3. Üçüncü sık iğnenin için tekrar battık. 1. Aynı yere 2. Tekrar aynı yere 3. Şimdi hepsini birlikte çekerek kapatıyoruz. Bir zincir, sonra 2, 3. 3 tane zincirimiz var. Evet, tığım silikon olduğu için kaydı biraz geriye. Şöyle düzeltelim. Gördüğünüz gibi şöyle bir şeklimiz oluşuyor. Köşe kısmımız da yine aynı şekilde. Aralarda iki tane sık iğne atlıyoruz ve bir diğerine batıyoruz. Evet, son bir kez daha yapalım birlikte. Sonra ben devam edeyim. Şimdi üç zincirimizi çektik. Bir kez doladık. Aynı sık iğnenin içine tekrar batıyoruz. Üç tane daha yapıyoruz. Bir, iki, tekrar batıyorum. 3.
Şimdi tığımızı doladık. 1, 2, 3. Üçüncü sık iğneye. Aynı işlemleri yapalım. 1, birinci trabzan. İkinci trabzan. Ve üçüncü trabzan. Şimdi hepsini birlikte şöyle yavaşça çekelim. 1, 2, 3 zincir. Şöyle elimi koyduğum zaman daha iyi görünüyor sanırım. Evet, bu şekilde şimdi ilerleyelim arkadaşlar. Sanırım burada anlaşılmayan bir durum yok. Her sık iğnenin içine toplamda gördüğünüz gibi 6 tane trabzan yapıyoruz. Bir diğerine geçerken 2 tane sık iğne atlıyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şu aramızda da 3 tane zincirimiz var. Bu şekilde şimdi şu başlangıç noktasına kadar gelelim. Birleştirip üzerine devam edelim. Şimdi diğer köşeye kadar geldim ben bu şekilde. Şimdi köşeyi de tekrar göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde dönüyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Yani şu yanda nasıl yaptıysak köşede de aynı şekilde. Şimdi 3 taneyi yaptık. Tığın başını doluyoruz. 1, 2, 3. 2 tane sık iğne atlıyoruz. Birinci trabzan. İkinci trabzan. Üçüncü trabzan ve şimdi yine hepsini birlikte kapatıyorum. Şöyle bir bakalım tekrar. Evet, bir kenara tamamladım neredeyse. Köşeyi de döndük. Şimdi diğer kenarımızı da aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi herkesin eline göre örgü şekli değişik olabilir. Sık iğne gerçi hep aynı gidecektir ama şu modelde şurayı yaparken ip de sert çünkü. Eğer şöyle bir marullanma olursa şu aradaki zincirleri 3 değil 2 çekelim. Daha da iğne de marullanma oluyorsa bir de çekebilirsiniz ama iki en uygunu. Hani üç fazla gelebilir belki elinize göre ya da çok sıkı örüyorsanız 3 çekebilirsiniz. Şimdi şurada marullanma olmaması lazım. Komple diğer tarafı da örüp bakacağız şimdi. Şimdi köşeyi döndük. Yine aynı şekilde bu tarafa doğru devam ediyorum. Evet, ben şimdi 2 çektim burada. Çünkü 3 bana da fazla gelecek gibi geldi. Özellikle şu kısımda böyle biraz daha açık gibi geldi. Ama değiştirmedim. Şimdi üzerini de kapatacağız zaten. Şimdi 2 çektim, 1 doladım. Yine aynı sık iğnenin içine batıyorum. Bu köşeyi biraz dönmek zor olabilir ama döndükten sonra hiçbir sıkıntısı yok. Yine ikinci trabzanı yaptık. Aynı sık iğneye batıyorum. Üçüncüyü yaptık. 1, 2, 3. Üçüncü sık iğneye kadar atladık. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Evet. Şimdi çekelim ipimizi. 1, 2 tane zincir çektim. Şimdi başlangıç noktasına kadar gelelim. Şurada tekrar gösterelim. Şimdi sık iğneler burada denk gelmeyebilir. Orayı bir şekilde ayarlayacağız. Evet, bu sırayı da tamamladım ben şimdi. Her iki tarafımız da aynı şekilde oldu. Ben şimdi portföy dedim ama 40 zincirle başladık. Şimdi biraz uzun oldu. Sanırım büyük bir çanta olacak. Portföyden biraz daha uzun olacak. Şöyle kaç santim ona da bakalım. Tam 31 santim eni var şu anda. Evet. Gerçi portföy olarak da kullanılabilir 31 santim.
Evet, 31 santim eni var. Şimdi şu kısma geldik. Başlangıç noktasına. Burayı göstermek istiyorum nasıl biteceğini. Şimdi zincirimizi çektik. Tığın başını doladım. Yine aynı sık iğnenin içine 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 3 tane yaptık. Tekrar doladık. Şimdi 1 2 3 deyip üçüncüye batıyorduk. Ama burada şu başlangıç noktasının dibine batarak bir tane fazladan sık iğnem olmuş oluyor burada. Bunu bu şekilde şuraya battığımızda herhangi bir sıkıntı olmayacak. Şu başladığımız sık iğnenin dibine batıyoruz. Şurayla da birleştirmiş oluyoruz şimdi. Bir. Sadece arada bir tane fazla atlamış olduk. İki. Çünkü bu sık iğnelerin sayısını tam ayarlamak mümkün olmuyor bazen. Bu şekilde kapattığımızda herhangi bir görüntü hatası görünmüyor. Şimdi hepsini birden yine çektik. 1 2. Evet, başta 3 ile başlamıştım ben ama 2 zincir çekiyorum çünkü biraz şu kısım dediğim gibi şöyle düz durmalı. Yaymamalı yukarıya doğru. Şimdi 2 tane zincirimizi çektik. Geliyoruz burada ilk yaptığımız üçlü trabzanlarımız var. Tepede birlikte birleştirdiğimiz. Tam tepesine batarak zincirimizi buraya birleştireceğiz. Şöyle birleştireyim. Bir tane de zincir çekeyim. Şöyle sağlam olsun. Evet, gördüğünüz gibi kenar kısmımızda aynı şekilde birleşmiş oldu. Şimdi buranın üzerine yapacağız. Üzerine de aynı şekilde bu deseni koyacağız. Biraz daha farklı olacak. Şimdi onu ikinci videoda yapacağım. Bu kadar kısmı örelim. Örmek isteyen arkadaşlar için tabii ki. Şimdi şurada bakın 3 zincir çektim. Ama geri söküp değiştirmedim. Çünkü üstüne gittiğimizde burası kapanacak. O yüzden bu kadar fark etmez. 2 zincir, 3 zincir elinize göre ayarlamanız gerekiyor. Çok sıkı çekiyorsanız eğer 3 zincir de yeterli olur. Ama daha bol çekiyorsanız 2 tane çekin ya da 1 tane çekin. Şimdi buraya kadar örelim. İkinci videoda üzerini tamamlayacağız inşallah. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler izlediğiniz için şimdilik bu kadar. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.